Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar hep birlikteyiz. Bu videomuzda Samsung Galaxy S24 Ultra'yı kutusundan çıkarıyoruz ve ilk izlenimini yapacağız. İstiyorsanız hemen videoya başlayalım. Evet, daha önce Galaxy S8 Plus kullanıyordum. Ondan sonra S21 Ultra'ya geçtim. Şimdi de S21 Ultra kullanacağım arkadaşlar. Kutu açılımını yapmaya başlayalım. Artık zaten kutuları birbirine benzettiler. S21'den bu yana sanırım şarj aleti çıkmıyor. Yine Samsung burada iPhone'u kopyaladı diyebiliriz. Hiç çekinmeden Samsung kullanıcısı olmama rağmen. Şuradan soyuyorum herhalde. Bakayım nereden. İki taraftan da sanırım. Evet, telefonumuz karşımızda. Titanyum grisi. Gayet güzel gözüküyor şimdilik. Hafif bir sarılık var. Titanyum grisi adı buradan geliyor zaten. Sarıyla gri arası bir renk gibi. Tabii sizde nasıl gözüküyor onu bilemiyorum. Evet, telefonumuz böyle köşeli. Benim daha önceki Samsung'lar köşeli değildi arkadaşlar. Böyle yuvarlatılmıştı köşeleri. Bakalım elde rahatsızlık hissi verecek mi bunlar? Onu tabii denemeden bilemeyeceğim. Kutuya tabi kutu açılımı yapıyoruz ama kutuda hiçbir şey gerçi olması lazım. Bir kablo çıkması lazım en azından, ona bakalım. Tabii ki Apple olsa sticker olurdu. Bir tane sim çıkarıcı iğnemiz var. Kablosu da burada olması lazım, evet. Bir tane de tip C, yani iki ucu da tip C olan kablosu var. 45 watt hızlı şarj destekliyor arkadaşlar. Çinliler aldı başını gidiyor. 100 watt, 150 watt, hatta 200 watt da gördüm ben. Samsung 45 watt'la takıldı ama ona rağmen iPhone'dan şu anki 15 serisinden daha hızlı bir hızlı şarjı var. Evet, şimdi ön tarafı soyalım bakalım. Arkada soyacak bir şey yok. Evet, anti-reflektif kaplama inanılmaz fark etti ya şu an. Şu arasındaki farka bakın. Tamam, bunda ekran koruyucu var. Bunda şu an yok ama. Mesela benimkinde şu an S21 Ultra'da yok. Ekran koruyucu yok bunda, sağdakinde. Bunda da yok haliyle. Şimdi açtım. Şu tepedeki ışığı mesela göstereyim size. Evet, bayağı engelliyor şu an. Yani daha bir siyah gözüküyor. Arkalarını kıyaslayalım. Ben S21 Ultra'nın tasarımını çok seviyordum arkadaşlar. Kendine has bir tasarımı vardı şu şekilde şöyle. Ama Samsung devam ettirmedi. Evet, cihazımızı açalım bakalım. Bu arada hemen tabii ki yan tuşlarına falan bakalım. S8'den bu yana, hatta ne zamandan bu yana olduğunu bilmiyorum ama uzun süredir tuşları şöyle ufak Samsung. Ufak ince tuş yapıyordu. Bu sefer şey yapmışlar. Daha geniş yapmışlar. Daha estetik gözüküyor bence. Öyle çok daha ince uzundu parmağa. Yani parmağa batıyor gibi hissedilebilir ama batmıyordu aslında ama. Tabii bunun daha ergonomik olacağı kesin. Açalım telefonumuzu. Burada isteğe bağlı olanları kabul etmiyorum. Nereden aktarıyorum? Galaxy'den geçiyorum ben ama onu bir düşüneyim bakayım, kopyalamaya gerek var mı? Aslında kopyalasam daha iyi. Galaxy veya Android cihazı diyeyim. Eski telefonunuza veya tabletinize bu QR kodunu tarayın. Tamam, tarayalım bakalım. Nasıl çalışıyor? Bunu da ben de görmüş olurum. Çünkü bilgilerimin tamamen aktarılmasını istiyorum. Telefonunuz hazırlanıyor. Evet, gördüğü arkadaşlar. Herhalde Wi-Fi üzerinden mi, Bluetooth üzerinden mi, nasıl şu an çalışma prensibini bilemeyeceğim ama herhalde kablosuz olarak aktaracak gibi duruyor. Hiç de araştırmadım daha önce. Buluttan indiririm diye bakalım. İki cihazı birbirine yakın tutun dediğine göre evet. Yani Wi-Fi ya da hatta Bluetooth daha kısa menzili ama yine Wi-Fi da diyebilirim bunu. Wi-Fi'nin çok daha hızlı tabi. Muhtemelen Wi-Fi'dir. Bluetooth'un hatta 2 megabit mi 3 megabit mi? Öyle çok komik bir şey var. Evet, Smart Switch ile aktaracağız. Kablosuz mu aktaralım? Kablolu daha hızlı olur aslında. Aynen, buradan kablo çıktı. Kabloyu seçeyim. Kablolu şimdi
transfer edeceğim. Hatta gerek yok ya, bunlar böyle kalsın. Evet, S21 Ultra'da gördü. Bağlantı kuruldu diyor. Bakalım neleri aktarabileceğim. Tüm fotoğrafları vesaire aktaracak mı? Aktaracak verileri seçin. Her şey 37 GB'mış, 25 dakika sürer diyor. Özel desem neleri seçebilirim bakalım. Buradan kendi istediklerimi seçeyim o zaman. Evet, birkaç saat geçti. Ben kurulum yaptım. İkisinin kıyasını falan yaptım kendi çapımda. Öncelikle tekrar ekrandan bahsedeyim. Ekran çok daha siyah duruyor. Yansıma çok çok azalmış. Mesela bakın. Burada tamam iki tarafta da ampuller gözüküyor tepedeki, ama ampulün etrafındaki beyaz haleye bakın. S21 Ultra'da bildiğin bembeyaz ekran. Yani burası da gri, şurası da gri. Ama S24'te bu grilik, bu hale çok daha az. Tabii ki yansıma olmasına rağmen. Onun dışında tabii ki her anlamda çok daha siyah duruyor. O yüzden kontrast daha iyi duruyor. Update yapmadan önce bu renk soluklaşması bende de vardı. Yaptım. S21 Ultra'ya geldi ama şu barı tamamen sağa çekmek durumunda kaldım. Şuraya koymuşlar ekran. Neredeydi? Ekran modu. Gelişmiş ayarlar. Şu canlılık. Normalde default'u böyle. Ben bunu en sağa getirince S21 Ultra'nın canlılığına ulaştı. Yani canlılık bakımından S21 Ultra ile şimdi eşdeğer, ama sadece bunu en sağa çektiğim zaman. Onun dışında arkadaşlar raporları maalesef beğenmedim. S21 Ultra'nın basları çok daha yüksek geliyordu. Sanki bunda böyle bir tıkalı gibi bir sesi var. Equalizer ayarlarını önermişler. Equalizer ayarlarını yaparsanız daha iyi oluyor diye. Reddit'te okudum. Onu yaptım uygulamayla. Şuradaki uygulamayla. Bir dakika. Wavelet uygulamasıyla. Evet, daha iyi oldu ama yine de S21 Ultra'nın raporları bence çok daha iyiydi. Kamera kıyasını şu an yapamadım ama eğer yaparsam kanala yüklerim. Gerçi bunu da yarın göndereceğim arkadaşlar. Eski telefon satacağım, o yüzden muhtemelen kamera kıyasını bugüne yetiştirirse bugün çekerim. Çünkü yarın bu elimden çıkıyor S21 Ultra. Vallahi S8'den S21'e geçişimdeki fark kadar tabii ki hissetmedim. Belki bu S24 Ultra'nın az koymasından dolayı değil, tüm telefonların belirli bir noktaya erişmesinden dolayı olabilir. Mesela S8'de 60 Hz ekran, 120, bu da 120, bu da 120. O yüzden çok fark hissedemedim. Yarın bu S21 Ultra'yı satacağım için kamera kıyası bu gece çekersem, hemen bilgisayara aktarırım, ondan sonra kurgu yaparım vesaire. Belki kamera kıyası gelir video olarak. O yüzden şimdilik söz vermeyeyim. İlk izlenimde bu kamera performansından bahsedemeyeceğim. Ön kameralarını denedim. Burada aslında 40 megapikseldi. Burada sanırım 12 megapiksel, ama tabii ki her şey megapiksel değil. Şu anlık bir fark göremedim. Tabii ki düşük ışık koşullarında falan denemek lazım. Ayrı bir video çekersem ondan bahsedeceğim. S Pen olayı zaten hiç daha önce not kalem, not serisi kullanmadığım için S Pen çok alışık olduğunuz bir şey not kullanıcılar için bana garip geldi. Yani tabii daha önce hiç not kullanmadığımdan dolayı muhtemelen hiç kullanmayacağım veya çok çok az kullanacağım bu kalemi. Normalde Note serisinin özelliği bildiğin üzere. Evet, bu videomuzda S24 Ultra'ya yakından baktık. Zaten Samsung arkadaşlar 7-8 yıldır ekran konusunda çok iyi. Bu telefonun da ekranı çok iyi. Ama 60 Hz'den 120 Hz'e geçtiğiniz kadar bir fark hissediyor musunuz? Hayır. Zaten belirli bir noktaya geldi ekran teknolojisi. Artık o yüzden hatta Fold katlanabilir, Fold Flip gibi tarzı cihazlar yapıyorlar. Daha farklı macera arayanlara yönelik. Bu şekilde S24 Ultra'ya yakından baktık. Ultra serisinden devam ediyorsanız zaten şu an alabileceğiniz en iyi Samsung'un en üst seviye telefonu diyebilirim. Tabii ki Fold serisi ayrı. Onun Amerika fiyatı hatta daha yüksek Fold 5'in. O ayrı bir kategori diye nitelendiriliyor. Onu da muhtemelen yenilerler önümüzdeki sene. Evet, bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.